Diğer tavsiyeye geçiyoruz. Güzel ahlak sahibi olup güzel ahlaka göre davranman ve kötü ahlaktan uzak kalman lazımdır. Hazreti Peygamber şöyle der: "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." Hazreti Peygamber ahlakını güzelleştirene cennetin en yukarı kısmında köşk vaat etmiştir. Güzel ahlak onunla ahlaklanmış kişinin kendine davrandığı üzere başkasına da davranabilmesi demektir. Güzel ahlak onunla ahlaklanmış kişinin kendine davrandığı üzere başkasına da davranabilmesi demektir. Bu itibarla yaratılmışların gayesinin birbirinden farklı olduğunu, birisini razı ederken düşmanı olan öteki kişinin kızacağını anladık. İşin böyle olması da kaçınılmazdır. Bir kişinin bütün yaratılmışları razı edecek şekilde iyi ahlak sahibi olması imkansızdır. Çünkü herkesin beklentileri farklı, mizaçları farklı, düşünceleri farklı. Dolayısıyla bir insanın bütün yaratılmışları razı edecek şekilde güzel ahlak sahibi olması imkansızdır. İşin böyle olduğunu gördük. Bu itibarla Allah kendisini arkadaşlık etmede kullarına dahil etmiştir. Nitekim Hazreti Peygamber Rabbine hitap ederken şöyle der: "Sen yolculukta arkadaş, ailede halifesin." Evet, ne yaptı? Kendine arkadaş edindi Allah'a. Bir ayette "Bulunduğunuz her yerde o sizinle beraberdir" denilir. Başka bir ayette "Arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir" demiştir. Başka bir ayette "Ben sizinle beraberim, duyarım ve görürüm" denilir. Biz de şöyle dedik: "Güzel ahlakı ancak Allah ile muhasebe halinde uygular ve kullanırız. Onu razı eden işleri yapar, razı etmeyen işlerden kaçarız. Bu davranışın ve ahlakın hakkın mertebesiyle ilgili olup olmaması veya başkasına ulaşıp ulaşmaması durumu değiştirmez. Ahlak başkalarına taalluk etse bile Allah'ı razı eden bir ahlak olmalıdır. Bu durumda söz konusu kişinin öfkelenmesi veya razı olması birdir." O insan mümin ise Allah'ın razı olduğu işten razı olur. Buna mukabil Allah düşmanı ise öyle biri bize göre dikkate alınacak biri değildir. Allah şöyle der: "Ancak müminler kardeştir." Başka bir ayette "Benim ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin, onlara sevgi göstermeyin" denilir. Demek ki güzel ahlak Allah'ı razı eden işlerde söz konusu olabilir. Başka bir ifadeyle güzel ahlak ancak Allah'a karşı uygulanabilir. Onun Allah'ın mertebesiyle veya yaratılmışlarla ilgili olup olmaması durumu değiştirmez. Kim Allah'ın mertebesini dikkate alırsa, bütün müminler ve Müslümanlarla sözleşme yapmış zimmet ehli kendisinden yararlanır. Çünkü Allah'ın yaratıklarla ilişki kurarken her müminin üzerinde bir takım hakları vardır. Başka bir ifadeyle melek, cin, İnsan, hayvan, bitki, donuk, cemadat, mümin olan veya olmayan bütün varlıklarla ilişkisinde insanın uyması gereken sorumlulukları vardır. Bunları kardeşlerimizden birisine 591'de yazdığımız bir ahlak risalesinde belirtmiştik. Risale sırlı, latif ve hoş anlamlı bir risaledir. Onda bütün yaratılmışlarla kendilerine layık güzel ahlakla ilişki kurmak dile getirilir. Güzel ahlak kendisine karşı uygulandığı kişinin hallerine göre tezahür eder. Yine de bu husus genel bir ilkedir. İşin tafsilatı yaşanan tecrübelere göre ortaya çıkar. Bu dediğim genel bir ilkedir diyor. Tafsilat tecrübeye göre ortaya çıkar. Bunu düşünmelisin. Vakalar sayılamayacak kadar çoktur. Başarıya erdiren Allah'tır. Ve ondan başka Rab yoktur. Güzel ahlak sahibi olman gerektiği gibi kötü ahlaktan sakınman gerekir. Bu itibarla kullanım yerlerini bilmedikçe kötü ahlak ile güzel ahlakı ayırt edemez. Kullanım yerlerini öğrendiğinde bu ikisini tanırsın. Bu bilgi değerli ve güzel bir bilgidir. Güzel ahlakın kullanım yerlerini öğrenmekten mahrum kalmamalısın. Çünkü o da farklı yönleri itibarıyla değişir ve farklılaşır. Evet, burada da güzel ahlakı
ifade etmiş oldu.